Fatma Barbarosoğlu Geçen vakit ömürden, ah vakti geçirmeden idrak edebilsek? 1. Hazreti Mevlana'nın kitaplarına aşina mısınız? İnternet ortamında paylaşılan, bağlamından koparılmış ya da Hazreti Mevlana'ya ait bile olmayan fragmanları kastetmiyorum elbet. Bu soruya kendi adıma cevap vermeye kalksam ilk söyleyeceğim şu. Mesnevi okumak, Fihi mafih okumak kolay değil. Ahali ne güzel hikayeler var diye arka arkaya okur. Okuduğunu da o demiş bu demiş indirgeyiciliği içinde kavrar. Anlamı yere düşürmeden okumak zordur. Zorluğu nefsimizle karşılaşmada gösterdiğimiz basiretsizlikten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Kitapta anlatılan hikayeyi başkasının başından geçen olarak kendimizden uzak tuttuğumuzda arka arkaya sayfaları tüketiriz. Ama kendimizle karşılaşmayı başardığımızda okuduğumuz sayfada kalır, bir sonrakine geçemeyiz. Bir sonraki sayfaya geçmek bazen aylar, bazen yıllar alır. Biraz sonra paylaşacağım hikaye benim için öyle oldu mesela. Okuyup not almışım. Notun kenarında 1992 yazıyor. Hikaye şu. Bir kafirin Müslüman bir kölesi vardı. Seher vakti efendisi kölesine tası getir de hamama gidelim dedi. Köle efendisine ey efendi Allah rızası için şu tası biraz tut da iki rekat namaz kılayım ondan sonra hizmette bulunayım dedi. Mescide girip namaz kılmaya başladı. Efendisi kuşluk vaktine kadar mescidin kapısında bekledi. Nihayet ey gulam dışarı çık diye bağırdı. Gulam bırakmıyorlar dedi. Efendisi bırakmayanın kim olduğunu görmek için başını mescidin kapısından içeri uzattı. Kimseden eser görmedi. Nihayet seni bırakmayan kimdir dışarı çık dedi. Gulam seni içeriye girmeye bırakmayan ve görmediğin kimsedir diye cevap verdi. Sayfa 104 Yukarıda okumuş olduğunuz metni 1992 yılında defterime not almışım. Elimde onlarca defter var. Defterlerimi aklım başımdayken yavaş yavaş imha etmek niyetindeyim. Geride kalanlara bu defterleri ne yapacağız sorusunun yükü kalsın istemiyorum. İmha etmek için elime aldığım defterde karşıma ilk olarak yukarıda okuduğunuz Hazreti Mevlana'dan alıntıladığım satırlar çıkınca meraklarımızın ve ilgilerimizin geçmişimize bir tohum gibi saçılmış olduğunu fark ettim. Bir felsefe öğrencisi olarak hikayenin yanına "Hakikat yoluna beni bırakmayan nedir?" diye yazmışım. Daha sonra deftere tekrar dönmüş, bu defa farklı bir kalemle bizi hakikate teslim olmaktan alıkoyan nefsimizdir yazmışım. Neden ben değil de bu defa biz demişim? 2. Pazar akşamı ilk teravih namazı için evden çıkmadan önce kendime ince ince tembih ettim. Kimseyi görme, vakti idrak et, içine dön, namazını eda et gel, kalbini, kulağını aç, gözünü kapat. Olmadı, Camiye girer girmez birkaç yıl önce temizliğine imrendiğim caminin merdivenlerindeki toz toprak, ayakkabı için verilmiş poşetlerin yerlere saçılmış hali, yaşlı genç herkesin cep telefonunun ekranında kendini unutması karşısında duyduğum üzüntü beni kıskıvrak yakaladı. Bir müddet kusur arayan kusur bulur. Hele kendi kusurunu gör telkini içinde yol aldım. Ama Ön saftaki iki genç kızın namaz boyunca selfie çekmeleri içimdeki beni dışarı çıkardı. İçim bana dar geldi. Sığamadım. İlk akşamın hatırına teravih namazını müteakip okunan kaside, candan can koparırken iki genç kızın hala selfie çektiklerini görmeye devam ettikçe, kasidenin kalbime akıtacağı ırmağı çamura döndürmüş oldum. Ben kendim bizzat. O zaman fihi ma alıntıladığım satırların yanına yeni bir şerh düşmem gerektiğine karar verdim. Vakti idrak edemeyişimin bahanesini başkalarını ziyadesiyle görerek gidermeye çalışıyordum. Oysa toprağın altına girdiğimde başkasının günahlarıyla değil sadece kendi günahlarımla karşılaşacağım. Tövbe ve telkin için vakit çoktan geçmiş olacak. Fatma Barbarasoğlu, Yeni Şafak